Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün şu şekilde oyuncak bebeğimin başına giydirdiğim şapkamızı sizlerle birlikte çalışacağız. Şöyle top top çiçeklerden oluşan, arasında ajur deseni olan, hemen hemen düz örgü gibi o kadar kolay olan şapkamızı sizlerle birlikte öreceğiz. Örgümüzü şu aşağı kısımdan 9 tane ilmeğimizi alıp artışlarımızı yaparak öreceğiz. Yeterli altışımıza ulaştıktan sonra şuradaki görmüş olduğunuz 5 diş haroşamızı örüp modelimizi kurmaya başlayacağız. Modelimizden önce şurada 6 tane düz ilmeğimiz olacak. Düz ilmek sonrasında ajurlarımızın olduğu bölüm ve top çiçeklerimizin olduğu bölümümüz var. Kaydırmalı olarak iki defa modelimizi yerleştireceğiz ve sonrasında şu görmüş olduğunuz şapkamızın ön kısmını örerek tamamlayacağız ve Evet, şöyle netleştirelim görüntümüzü şuradaki boyun kısmındaki görmüş olduğumuz bağımızı ve arkadan ensedeki bütün halinde devam eden bu bölümümüzü de örüp şapkamız kullanılmaya hazır hale gelecek örmesi o kadar kolay ki düz örgü gibi sadece şuradaki toplarımız için tığ edilmemiz gerekmekte ve bu tığın illaki çok özellikle bir tığ olmasına gerek yok 2 iki buçuk üç üç buçuk numaralı tığlarla örebilirsiniz buradaki toplarımız yani illa ben şu numara deyip o numaranın bulunması gerekmiyor elinizle bu topumuzu çıkaracak kadar bir tığımızın olması yeterli Evet şöyle görelim 0-1 yaş grubu için bebeklerimize uygun bir çalışma bebeğimiz bayağı bir baş ölçüsü büyük yani çok rahatlıkla aynı ölçülerde örebilirsiniz ve şöyle göstermek istiyorum bir tane bebe ipi üç buçuk numaralı şişim ve bir tane de tığa ihtiyacımız var bu şapkamızı yapmak için evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim kolay gelsin 9 tane ilmeğimi şişime alarak şapkama başlıyorum 2 3 4 çok sıkmıyorum 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeğimi aldıktan sonra şöyle bir tane düğüm yapıyorum. Çok fazla sıkıştırmadan. 2 4 6 8 9 ve örmeye başlıyorum. Şişimden çıkaracağım için ilk ilmeğimi ilk defa ördüğüm için yine düz olarak örüyorum. Diğer sıralarımızda örmeyeceğiz. Birer birer bütün ilmeklerimi hiçbir işlem yapmadan düz örüyorum. Örgümün arka yönünden ön yüzüne gitmeyi hedefliyorum burada. Burası bakınız ipimizin sağ tarafta kısa ipimizin sağ tarafta olduğu yön her zaman örgümüzün tersini gösterir. Diğer sol tarafta olduğu zaman ise ipimizin ön yüzüdür. Son ilmeğimi kenarım düzgün olsun diye ters örüyorum. Ve yine örgüm bitene kadar bu şekilde öreceğim son ilmeklerim her zaman ters ilk ilmeklerim ise örmeden alacağım Evet şimdi örgümün ben düz yönündeyim şapkamızın arka kısmını haroşa olarak çalışacağız ve artışlar yapacağız artışlar yaparak arkasına şöyle güzel bir yuvarlak şekli vereceğiz artışlarımızın da oldu daha sonrasında ise şapkamızın üst kısmına geçeceğiz ama bu andan itibaren artışlarımıza geçiyoruz 9 tane ilmek üzerinden başladık ve artışlarımızı şimdi ilk sıramızda yapıyoruz. Onu saymıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıp düz örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi aldım. Düz örüyorum. Şişimin üzerine ipimi aldım. Düz örüyorum. Şişimin üzerine ipimi aldım. Düz örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi aldım. Düz örüyorum. Son ilmeğimi ise ters örüyorum. Bakın burada artış yapmıyorum. Ters örüyorum. Son ilmeğimi. Şöyle görelim kaç tane artış yaptığımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane artışımızı yaptım. Artışlarımı ilk sırada yaptıktan sonra örgümün arka yönünü çeviriyorum. Arka yönünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Hem arttığımız ilmeklerimizi hem de normal ördüğümüz ilmeklerimizi düz örüyoruz ki örgüm haroşa olarak düşsün. Tersten ören arkadaşlarımız baştan itibaren bütün işlemleri ters olarak yapabilirler. Yani haroşayı tersten ören arkadaşlarımız. Evet şimdi ilk ilmeğimi ben örmeden alıyorum ve sıradan bütün ilmeklerimi birer birer düz örüyorum düz ördüm artmış olduğum ilmeğimi de düz örüyorum bir sonraki arttığım ilmeği düz örgümün tamamını arka yönde düz örüyorum işlem yapmıyoruz burada artışlarımızı sadece ön yüzde çalışıyoruz ve son son ilmeğimi her zaman kural gereği ters olarak öreceğim. Evet arkadan bütün ilmeklerimizi ördüm. Şimdi ön yüzü çeviriyorum ve ön yüze bakıyorum. Bakın şöyle artış yaptığımız yerler güzel güzel görünmekte. Ve burada yine aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Bakınız bir tane örmeden alıyorum. Örmeden aldım bir arttım bu kez bakın hemen örmeden aldım bir arttım iki tane düz ördüm ikişer ikişer öreceğiz biraz önce birer birer örmüştük şimdi ikişer ikişer bir artıyorum iki tane düz örüyorum bakın diğer artışın üzerinden artıyorum bir artıyorum iki tane düz örüyorum bir artıyorum iki düz örüyorum her sıramızda düz sayımız artacak. Bir artıyorum, iki düz, bir artıyorum, iki tane düz, bir artıyorum, 1 iki düz. Son ilmeğimi ise ters örüyorum, kenar ilmeğimiz. Evet, ben yüzde yeniden artışlarımızı yaptık. Arka yüzü çeviriyorum. Arka yüzde herhangi bir işlem yapmadan birer birer bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Arttığımız ilmeklerimizi, ördüğümüz ilmeklerimizi her sırada düz örgümüz bir tane artacak sevgili arkadaşlar. Çok kolay yapacaksınız, rahat olun ve kendinizden emin olun Allah'ın izniyle çok güzel olacak. Evet. Tüm ilmeklerimi ördüm. Son ilmeğimi ise ters örüyorum ve örgümün yeniden düz yönünü çeviriyorum. Örgümün düz yönündeyim ve yeniden artışlarımızı yapacağız. Bakınız biraz büyüdükçe daha böyle delikler belirli oldukça sizlerin işleri çok daha rahat olacak. Bir tane örmeden alıyorum. Hemen artışımı yapıyorum. Şu şekilde de artış yapabilirsiniz. Bu şekilde de nasıl kolayınıza geliyor ise aldım. Şimdi 3 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3 düz örüyorum. Ve bir önceki artışın olduğu yerdeyim. Bakınız şişimin üzerine ipimi alıyorum. 1, 2, 3 tane düzümü ördüm. Bakın bir önceki artışımın olduğu yere yine artışımı yapıyorum. Onun öncesinde 3 tane düzümü örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar artışımı yapıyorum. Kocaman deliğimi görüyorum. Örmeden 1, 2 ve 3 yine bakın bir önceki deliğimi hemen görür görmez ama sayarsanız daha kolay olur 3 düz bakın bir artış bakın 3 tane düzümü ördüm bir artışımı yaptım 1 2 3 düzümü ördüm ve son ilmeğimi ters olarak ördüm örgümün yeniden arka yönündeyim ve burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Artış yapmıyorum örgümün arka yönünde. Bütün ilmeklerimi düz örerek geldim. En son bakın ilmeğimden bir önceki artışımı da ördüm. Son ilmeğimi ters örüyorum ve yeni sıramıza başlıyoruz. 9 ilmekten başlamıştık. Her sıramızda artışları yaptığımız için ilmek sayımız arttı. Şimdi tekrar ön yüzdeyim ve artışımı yapıyorum. Bu sıramızda bir tane boş aldım. Artışımı yapıyorum. Ve 4 tane düz örüyorum. 1-2-3-4 4 tane düz ördüm. Hemen dilimin önündeyim. Dili görür görmez bir tane artıyorum ve başlıyorum. 1- 2 3 4 bu sıramızda bir artık 4 oldu tekrar bakın deliğimizi gördük bir artışımı yapıyorum 1 2 3 4 tekrar artışlarımızı aynı hizada geçmekte bakın nasıl çeşimin üzerine ipimi alıyorum 4 tane düzümü örüyorum 2 3 4 tekrar çeşimin üzerine ipimi alıyorum 1 2 3 ve 4. Tekrar şişimin üzerinde ipimi alıyorum. 1 2 3 4. Şişimin üzerine yine ipimi alıyorum. 1 2 3 4. Son kenar ilmeğimi ters örüyorum ve örgümün yeniden arka yönüne geçiyorum ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Burada gördüğümüz gibi Birken 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olana kadar artışlarımızı ön yüzde yapalım. Arka yüzde de gördüğümüz şekliyle örelim ve bu artışlarımız tamamlandıktan sonra yeniden birlikte olalım. Şapkamızın arkasını ben artışlarımı yaparak örmeye devam ettim ve artışlarımı tamamladım. Artışlarımı tamamladıktan sonra üzerine haroşalarımı ördüm. Şimdi kaç tane yelpaze olduğuna şöyle bir bakalım. Genel olarak bakıyoruz şimdi arkadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane dilimimiz oluştu. 7 dilimimizi şöyle elime alıp yakından anlatmak istiyorum. 9 tane ilmek üzerine bu alt kısımdan başlamıştık. 9 ilmek üzerinden alt kısımdan başladık. Bir tane boş aldım, bir arttım, bir ördüm, bir boş aldım, bir yani bir artış yaptım, bir düz ördüm, bir artış, bir düz şekliyle artışımızı başlatmıştık. Şimdi kaç sırada artış yaptığımızı şöyle açarak görmenizi istiyorum. Bakınız şöyle bakın. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sıra artışımı yaptım. 10 sıra artışımı tamamladıktan sonra kaç diş haroşa olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dişte haroşamızı üzerine ördük. Hiç artma, eksilme yapmadan. Şöyle bakın tekrar şöyle tutuyorum görüp daha güzel e, anlayabilirsiniz. İcabında şöyle e, durdurup videomuzu musun? Sayabilirsiniz. Evet, artışlarımızı yaptıktan sonra buradaki haroşalarımızı ördük. Şimdi modelimizi kurmadan önce eksilme işlemi yapıyoruz. Burada bu kadar arttık şapkamızda. Bu arka kısmıyı da tepe üstüne geçecek kısmı yani şöyle tepesinin üzerine olacak kısmı örmek için buradaki ilmeğimizden azalmaya gidiyoruz. Bakın şöyle üst kısmına geçiyoruz. Kafamızın üstte olacak bölümü. Şimdi şöyle e, bakın. Tekrar hatırlatıyorum. 10 defa artışımı yaptım. 5 diş ördüm. Ve şimdi eksilme işlemimi yapıyorum. Şişimi aldım. Ben alıya taktım. Rahat öreyim diye. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakınız örgümüzün düz yönündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bunu bir diye sayıyorum. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ördüm. Onla 10, 10 tane düz ördükten sonra 11 ile 12'yi aynı anda örüp bir tane ilmek azaltmaya geçiyorum. 10 tane düzümü ördüm. Boşaldığımda dahil 11 ile 12'yi aynı anda örüp bir ilmeği düşürüyorum. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düz ördüm. Örgümün düz yönündeydik. 11 ile 12'yi kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane düzümü ördükten sonra 11 ve 12'yi bakın 11 ve 12 aynı anda örüp tek ilmeğe düşürüyorum ve kalan ilmeklerimde 10 tane tek 11 ile 12'yi çift yani aynı anda alıp kesiyoruz bir ilmeği düşürerek tamamlayalım sıramızın sonuna kadar örerek geldim arkaya çeviriyorum arkada kesme işlemi yapmıyoruz sadece bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz sevgili arkadaşlar lütfen burada dikkat edelim artık şapkanın üstüne geçtik burası arka kısmıydı üzerinde model uygulayacağımız için şimdi diğer tarafta kesme işlemini yapmıştık burada ters örüyorum bakın şimdiye kadar hep örgümü haroşa örmüştüm şimdi düz ters olarak öreceğiz örgümün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi artma eksilme hiçbir şey yapmadan ters örüyorum ve ilk ters ördüm sıram benim haroşayı düz ören arkadaşlar için tersten ören arkadaşlar için tabii ki geçerli değil bu söylediğim Evet, ilmeklerimin tamamını birer birer hiç kesmeden ters örüyorum. Örgümün arka yüzünde ve şapkanın üzerindeyim artık. Düz örgümüz bakınız hemen ters örünce şu şekilde çıktı. Örgümün arkasından ters ilmeklerimi örerek geldim. Son ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar örgümün düz yönündeyim. Çeviriyorum. Bu yönde de bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arkadan da ters örerek geleceğim bu sıramızı. Düz. Hiçbir işlem yapmadan düz örüyorum. Modelimi uygulamak için biraz alan hazırlıyorum. Hemen e, arka tarafa doğru geçmesin çiçeklerimiz. Burada bir düz zemin hazırlayalım. Düz zeminimizin üzerinde güzel durmasını istiyoruz. Bu sıramızı da sona kadar düz örelim. Arkadan da ters örelim. Düz örgümün sonuna kadar geldim. Son ilmeğim ben ters örüyorum. Arkayı çeviriyorum bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu ikinci ters sıramız. İkide düz yönden toplamda bu dördüncü sıramız oldu. Şapka üzerinde bir sıra daha gidip geliş yapacağız. Bir düz yönden bir ters yön toplamda altı sıramızı düz örgü olarak öreceğiz modelimiz öncesinde. Ters sıramızın sonuna geldim. Dördüncü sıramı da bitirdim. Ön yüzü çeviriyorum. Şöyle de görmenizi istiyorum. Bakınız arka haroşalardan sonra 4 sıra ördük. Şimdi 5. sıramızdayız. Ön yüzden düz örüyorum. Sıramın sonuna geldim. Son birkaç ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi ters aldım. Örgümün arkasını çeviriyorum. Buradan 6. sıramız olacak toplamda. Üçüncü sıra ters. Üç sıra ters ördük. Toplamda ama altıncı sıramız olacak. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar ters örelim. Toplamı altı sıra düz örgümüzü ördük. Üç düz, üç ters oldu. Ve bu sıra sonunda modelimizi sizlerle birlikte kurmaya başlayacağız. Çok seveceksiniz modelimizi. Çok da kolay emin olun. Ben de birlikte birer birer modelimizi sayarak kuracağız. Zorluk çekmenizi istemiyorum. İnşallah çok rahat bir şekilde işimiz rast gelecek. Birlikte öreceğiz. 6 sıra düz örgümüzü ördük. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Birer birer benle birlikte aynı işlemleri yapalım sevgili arkadaşlar. Hiç bırakmayacağım sona kadar. Birinci sırada modelimizi kurduktan sonra geri kalanı inanın hepsi zaten ön yüzde kendisini gösterecek. Takiplerini yaparak çok rahat yapacağız. En önemli olan bu ilk sırada modelimizi güzelce yerlerine yerleştirmek. Hemen şöyle bir tane ilmeğimi örmeden alarak başlıyorum. Ve bunu bir diye sayıyorum. 2 düz örüyorum bakınız 3 düz 4 5 6 7 8 boş boşaldığımızla birlikte toplamda 8 tane düzümü ördüm 2 4 6 8 9 ile 10. ilmeğimi sağ tarafa doğru yatıracağım. Örgümün yönü benimki gibi alan arkadaşlarım şu şekilde yapsınlar. ilmeğimizi arkadakini öne alıp o şekilde örebilirler. Öne yatırdım. 2 ilmeğimi aynı anda aldım. 9 da 10'u sağ tarafa yatırdım. Ve bu yatırma işleminden sonra bir tane şişimin üzerine ipimi aldım. Bakın yatırma işleminden sonra bir tane ilmeğimi şişimin üzerine koydum. Yani buradaki eksilttiğimizi hemen yerine koymuş olduk. Ve arkasından 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ördükten sonra düzümüzü altınçı ilveyimizde top yapacağız. Topumuz içinde bir tane tığ ihtiyacımız olacak. Ben iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum ve hemen içerisinden çıkarmaya başlıyorum. Şöyle araya tam girmiyorum. Şuradan alarak giriyorum. Böyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle girdiğiniz zaman bakın dıştan içe doğru girdiğiniz zaman şöyle görmenizi istiyorum. Şu şekilde değil de şöyle direkt daldırmaktansa dıştan içe doğru girelim. Dıştan girdim. İpimi alıyorum. Buraya bir tane zincir çekip sabitliyorum ve uzatıyorum. Doluyorum. Bakın buraya giriyorum. 1. Doluyorum. Doladıktan sonra saydım bakın. 2. Doluyorum. 3. Doluyorum. 4 Doluyorum. Ben 5 defa doldurdum. İpimiz yeterli. Ve şişimden çıkarıyorum ipimi. Şöyle ayarladıktan sonra içinden geçiyorum. Sıkıca kapatıyorum. Şimdi tekrar yapacağımız için sonra şişime sağ taraftaki şişime takıyorum ve örgümün ön yüzüne alıyorum bunu. Bu altıncı ilmeğimizdi. Bunu altı diye sayıyoruz ve devam ediyorum. Bakın devam ediyorum. 7 kaldığım yerden sayıyorum. 6 topumuz. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 ilmeğimi ördüm. Şuradan başlamıştım. 16 ilmeğimi ördükten sonra yine 17 ile 18'i yatıracağım. İsterseniz şöyle girip alabilirsiniz isterseniz ilmeğimizi arkadakini öne alabilirsiniz. Sağ tarafa yatacağı için ben bu şekilde yapıyorum. Sağa yatırdım. 17 ile 18'i sağa yatırdım ve sağa yatırır yatırmaz hemen bir tane şişimin üzerine ilmeğimi aldım ve 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düzümü ördüm bu artış işleminden sonra ve hemen 6. düz ilmeğimde yine tığımı elime alıyorum ve ikinci topumu kurmaya başlıyorum. Biraz önce de söylediğim gibi şöyle dış tarafından araya geçiyorum. İlmeğimi alıp bir tane zincirimle sıkıştırıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum ve başlıyorum buraya girmeye şöyle tığımı bir şöyle dengeli tutalım ki e, görüntü kötü olmasın sonra bir şuradaydı ilmeği hemen ilmeğiniz böyle çıkabilir hiç önemli değil hemen yerine takıyorsunuz ve örmeye başlıyorsunuz 2 3 4 ve beş beş defa aldım şişimden çıkardım. Hepsini tek seferde kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. Şöyle ipimi yarımlandı. Sıkıştırıyorum güzelce ve şişime takıyorum. Şu çıkan ilmeklerimi de hemen yerine yerleştiriyorum. Sağ taraftaki şişime takıyorum. Bu altıncı ilmeğimiz şişime takıyorum ve buradaki bakınız topumun ön tarafta durmasını sağlıyorum bu ilmeğim altıncıydı ve sayıyorum 6 bu 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane saydım 17 ile 18'i yer değiştirerek sağ tarafa doğru yatırıyorum. 18'i şöyle öne aldım. Düz örüyorum ikisini aynı anda. İkisini aynı anda eksilttiğim için bir tane şişimin üzerine ipimi alıyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6.'ya yine buradaki topumuzu yapıyoruz altıncı düzümüze yine şuradan giriyorum bir tane zincirimi çekip buraya kilitliyorum ve ilmeğimi uzatıyorum örgüme başlıyorum başını doluyorum bir çok da uzatmayalım bakınız şu çok uzatmışım o kadar da kocaman topada ihtiyacımız yok biraz daha kısa olsun başını dolayıp giriyorum bir başını doluyorum 2 başını doluyorum 3 başını doluyorum 4 başını doluyorum 5 defa alıyorum 5. kez aldıktan sonra şişimden çıkarıyorum hepsini tek seferde çekiyorum sıkıştırıyorum bu 6. ilmeğimde Şişime 6. ilmek olarak takıyorum ve şöyle topumu öne geçiriyorum. Ve başlıyorum. 7 kaldığım yerden devam. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 ile 18'i yine yer değiştiriyorum. İkisini kesiyorum ve bir tane artıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane de kenar ilmeğimizi örüyoruz 9 ve bu şekilde modelimizi kuruyoruz burası 9 kalabilir 8 kalabilir 6 kalabilir hiç önemli değil arkadaşlar burada 8 tane bırakmıştık bakınız burası da 9 tane kaldı modelimiz kaydırmalı olduğu için üçer çiçek kaydırarak bir üstte de kuracağız ama öncesinde bu çiçeğimizin tamamını bitirelim modelimizi ilk sırada bu şekilde kurduk şimdi arkasından bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz Birinci sırada kurduğumuz için modelimizi ondan sonraki sıralarda modelimizin yeri ne yapacağımız hepsi çok belli olacak. O kadar kolay öreceksiniz ki yani çok mutlu olacaksınız bence ördükten sonra. Şimdi örgümü böyle yerleştirdikten sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgünün arka yüzünde hepsini ters. Sadece ön yüzünde işlem yapıyoruz. Bakın artmış olduğum ilmeğimi ters, kestiğimi ters, arka yüzden ters örelim. Evet birinci top sıramızda yaptığımız işlemimi sizin de görmenizi istiyorum bakın şu şekilde üç tane topumuzu kurduk ve şöyle bak modelimizin ne kadar kurduğumuz yerler belli toplarımızın olduğu yerler artmamızın eksilmemizin olduğu yerler belli. Şimdi modelimizi bu kurulum üzerinden devam ettireceğiz şimdi bu kesme sırasını gördük ya bakınız. Her ikisini sağ tarafa yatırdığımız ilmeğimizi gördüğümüzde bundan sonraki şimdi öreceğim sırada hem bu kestiğimiz ilmeği hem yanındaki ilmeği bu kez ikisini birlikte alıyoruz. Ve ardından hemen doluyoruz. Bir önceki doladığımız yeni ilmek olarak kalacak. Yani şu kesme işlemiyle bir öncesini alıyoruz. Şu şekilde. Sonrasında topumuzu öreceğimiz zaman bu aradaki örgülerimi düz örüyorum. Topumuzu bakın şuradaki topumuzun ilmeği tam şu ortadaki bakın. Şu. Bunun yanından bir tane boş bırakıyorum ve şuradaki ilmeğime topumu örüyorum. Bu ortada 3 tane düz kalır gibi oluyor ve biterken de bu üç düz ördükten sonra ikinci topu da buraya yapacağım. Ortada 3 tane ilmeği merkezde birinci topumu kurdu. Her iki kenarda birer birer ve bir tane bakın bu 3'ün öncesinde ve aradaki topumdan sonra bir ilmek bakın topun olduğu bir ilmek boş bir tane top Evet şimdi bu ön anlatımı yaptıktan sonra yeniden başlayalım birinci ilmeği örmeden düz alıyorum boş alıyorum ve bir iki boş aldıktan sonra bakın boşumla birlikte 3 oldu ördüğüm 2 idi 3 ördüğümü sayıyorum 4 5 6 ördüm Şöyle bakın kestiğim ilmek ve bir önceki ilmeğimi görüyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Arkadakini öne alıyorum. Ve şu şekilde ikisini birlikte sağa yatırarak örüyorum. Ve kesme işlemini yapar yapmaz bir tane şişimin üzerine ipimi alıp artıyorum. Ve düz örüyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 4 tane ördüm. 4 ördükten sonra bakın 5. yine top olarak öreceğim. Buradaki topumuz bir önceki sıradaki ördüğüm topun kenarındaki ilmeği boş bırakıyorum ve ondan önceki gelen de topumu örüyorum. Biterken de aynı şekilde tam topumu ördüğüm ilmeğin yanındakini boş bırakıyorum. Bir yanındakini örüyorum. Şimdi şuradan giriyorum. Bir tane düğümümü buraya atıyorum buraya attım ilmeğimi uzatıyorum çok fazla da uzatmayalım yandan girmiştim 1, 2, başını doluyorum 3, başını doluyorum 4, başını doluyorum 5 tane de yeter. Daha büyük kocaman toplar isterseniz ipiniz de ince ise daha da çok sarabilirsiniz. Şişimden çıkarıyorum ve tek seferde içinden geçiyorum. Sıkıştırıyorum. Şişime takıyorum. Şişime takıp öne şu şekilde alıyorum. Bakın topumu ördüm. Ve bir tane yanındaki ilmeği düz örüyorum. Bir önceki sırada ördüm. Topumu ördüm. ilmeğimi örüyorum. Ve hemen solundaki ilmeğimi örüyorum. Topumdan sonra 3 tane düz ördüm. Ve hemen yanına bir tane daha topumu çıkarıyorum. Çiçeğimin tomurcuğunu şu şekilde yandan çapraz giriyorum. Bir tane düğümümü atıyorum buraya. Ve ilmeğimi uzatıyorum. Giriyorum. Bir başını doluyorum. Başını doluyorum. 2 başını doluyorum 3 başını doluyorum 4 doluyorum 5 tek seferde çıkıyorum içinden sıkıştırıyorum güzelce ilmeğimden çıkarmıştım diğer şişime takıyorum ve bunu ön tarafa alıyorum Evet şöyle gördüğünüz gibi 3 tane çiçeğimizin tomurcuğu oldu. Devam ediyorum. Şimdi nereye kadar devam ediyorum? Bakın kesme yerine kadar. Kesme yerini gördüğüm zaman bir önceki ilmekle ikisini yerini değiştirerek yatıracağım. Örgüm örgü önünü farklı alan arkadaşlarım hiç yerini değiştirmeye gerek yok. Direkt örebilirler ya da içten örebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şöyle tomurcum öne alıyorum. Ve böyle saymaya hiç gerek yok artık. İşaretlerimiz kendini gösterince yapacağımız işlemi bilmekteyiz. Bakın kesme işleminin olduğu yerdeyim. Ben hemen ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Arkadakini öne alıyorum. Ve sağ tarafa doğru yatırıyorum. Tabi ilmeğimizin yarımlanmasına müsaade etmiyorum. Düz örüyorum. Ve hemen bu kesme işlemini yapar yapmaz şişimin üzerine bir tane ipimi alıyorum. Ve örüyorum. 1, 2, 3, 3 tane ördüm dördüncüyü ördüm. Bakın, topu yaptığımın yanı boş kalacaktı. Hemen yanındakine yine tığımı alıyorum. Yandan giriyorum. Bir tane şöyle düğüm atıp buradan ilmeğimi uzatıyorum ve başını dolayarak örmeye başlıyorum. Topumu yapıyorum 5 defa da. Çok zevkli. Çok severek yapacaksınız eminim. 1 2 3 4 5 şişimiz uzun olunca bakın daha rahat alıyoruz çekiyorum sıkıştırıyorum ve şişime takıyorum çünkü bunu ördüm ve topumu ön tarafa tutuyorum ve hemen yanındaki bir ilmeği örüyorum bir önceki topumu üzerindeki ilmeği örüyorum bir yanındakini örüyorum ve hemen İkincisine diğer topumu örmek için başlıyorum. Yandan giriyorum. İlmeğimi buraya kilitliyorum ve uzatıyorum. Doladıktan sonra başlıyorum. 1 2 3 4 5 5 defa doladım. Tek seferde içinden geçiyorum. Şöyle sıkıştırıyorum güzelce ve şişime takıyorum ön tarafa alarak örgümü bir dahaki kesme işaretine kadar düz örüyorum. Hiç saymamıza gerekiyor. İlk sırada saydığımız zaman sevgili arkadaşlarım zaten modelimiz o kadar kolay ki kendisini gösteriyor. Bütün işaretlerimiz zaten örgümüzün üzerinde. Bakın yaptığımız işlemimizi görmekteyiz. Şimdi kesme işareti ve yanındaki bir ilmeğime geldi. Dilerseniz şu şekilde de hemen alabilirsiniz. Dilerseniz dediğim gibi nasıl rahatınıza ve kolayınıza geliyorsa sevgili arkadaşlar. Yatırdım sağ tarafa doğru. Şişimin üzerine bir ipim alıyorum. Ve düz örgümü örerek diğer bakın tomurcuğuma kadar ilerliyorum. Tomurcuğumun bir yanındaki ilmeğim boş kalacaktı. Hemen yanına başlayacaktım. Yeni topumu yapmaya. Yandan giriyorum. Bakın hepsini birlikte yaptık hiçbir şekilde kafamız karışmayacak bırakmadım hiç bütün ilmekleri aynı anda örelim tabi e, saymadım bunun için herhalde bu 5'tir şu şekilde çekiyorum ve sıkıştırıyorum ilmeğimi takıyorum ilmeğimi de taktıktan sonra öne alıyorum hemen tomurcuğumun yanındaki bir ilmeğimi örüyorum bir önceki tomurcuğu ilmeğini örüyorum. Sol tarafındaki ilmeği de örüp yine bu ilmeğimi tomurcuğumu çalışıyorum. Sabitliyorum, uzatıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tek seferde çekiyorum sıkıştırıyorum şişime takıyorum ve tomurcuğun ön tarafa alıyorum bir dahaki kesme yerime kadar ilerliyorum 2 3 4 saymıyoruz çünkü kesme yerini görmemiz yeterli kesme yerim ve bir önceki ilmek ikisinin yerini değiştiriyoruz bir önceki sırada kestiğimi öne alıyorum ve düz alıyorum. Bir tane artışımı yapıyorum. Mutlaka bunu artıyoruz ve sonra kadar kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Son ilmeğimi ters örüyorum ve şöyle arkaya geçmeden yaptığımız çiçeklerimize şöyle bir bakalım toplarımızı Bakın ne kadar güzel oldu. Böyle yapmış olduğumuz şeyin güzelliğini de görünce daha bir mutlu oluyoruz ve örgümün arkasını çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örerek geldim. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Ön yüzde bu kez tam ortaya ilk topumuzu yaptığımız yere yeniden güzel top çiçeğimizin tomurcuğunu yapacağız ve bu ortasında kalacak. Şimdi gördüğümüz gibi yine örmeye başlıyoruz. Bu ilmeğimize yani sağa yatırdığımız ilmeği bir öncesiyle yerine değiştirip yine sağa yatırıyoruz ve düz örgülerimizi örüp şuradaki bir ilmeğimin bakın ortada üç tane vardı ya şu kısım bunun ortadakine topumuzu öreceğiz ve bu şekilde devam edeceğiz Evet birinci ilmeğimizi örmeden aldık saymaya gerek yoktu zaten modelimizin yerleşimini gördükten sonra her şey çok çok kolay bu ikisini yerini değiştiriyorum sağa yatırıyorum ve düz örüyorum ve bu kesme işlemimi yaptıktan sonra hemen bir tane şişimin üzerine ip almaya arkadaşlar unutmuyorum buradaki delik sayımız önemli yani eksilmiş oluruz artmazsak ve devam ediyorum aradaki düz ilmeklerimizi örerek bakın topumun üzerine örüyorum yanındaki ilmeği örüyorum ve hemen bakın topumun üzerindeki ilmeği ördüm yanındakini ördüm ve bir önceki sırada top çalıştığım ilmeğimin bulunduğu yerdeyim ve hemen bunu da yeni topum için örüyorum şöyle şişimi uzatıyorum tığımı andan girerek topum için yaptığım işlemleri işlemlerimi tekrar ediyorum ilmeğimi uzatıp doluyorum 1 2 3 4 Eliniz alışınca çok çok rahat yapacaksınız. Çıkarıyorum. Hepsini tek seferde geçip sıkıştırıyorum ve sağ taraftaki şişime takıyorum. Burada bir tane olacak. Bu da tam çiçeğimin ortasındaki. Ve geri kalanları diğer tomurcuklarımın bulunduğu yere kadar düz örüyorum. yine kesme işlemim ve bir önceki ilmeği yerlerini değiştiriyorum. Örgü yönünü farklı alan arkadaşlarım direkt ikisini aynı anda alıp örebilirler. Çünkü yön değiştirmeye gerek yok. Benim gibi öğrenler için bu hatırlatmayı yapıyorum. Hemen şişimin üzerinde ipimi alıyorum. Ve devam ediyorum. Diğer topumun olduğu yere doğru geliyorum. topumu ördüm. Üzerindeki ilmeği, yanındakini ördüm. Tam ortadaki olan ilmeğimi şöyle yarım almışım. Onu şişime takıyorum ve hemen tığımı alıyorum. Alttaki topumun üzerine denk gelen yere yeni topum için çalışmaları başlatıyorum ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tek seferde sıkıştırıyorum ve şişime takıyorum ve devam ediyorum arkadan da bütün ilmeklerimizi ters örerek geldim ve yeni sıramıza başlayacağız bir de bu yönden görelim yeni sıramızda yine buradaki kesme işlemlerimizi bir öncesiyle yatırıp yani sağ tarafa yatırarak keseceğiz ve bir artacağız buradaki toplarımızı ise Biraz önceki yapmış olduğumuz gibi ortaya 3 tane ilmeğimiz kalacak. Bir tane topu sağındaki, sağındaki ve solundaki ilmekler boş kalacak. Yani şu üçü yine burada olduğu gibi bir alt sırada olduğu gibi yine aynı yerlerine çiçeklerimizin topları da yapacağız. Ortadaki 3 kalıp hemen kenarlarındaki. Evet şimdi başlayalım ve çiçeğimizin son toplarını da yapalım. Umarım zorlanmıyorsunuz. Bakın zaten çok belirli olduğu için Gayet rahatlıkla ördüğünüze eminim. Şimdi şişimi yine alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hiç saymama gerek yok. İlk sırada saymamız yeterli. Kurulumunda ilmeklerimin yerlerini sağ tarafa yatırmak için değiştiriyorum. Ve sağa yatırıyorum. Hemen arkasından bir tane artışımı yapıyorum. Ve çiçeğimin toplarına doğru ilerliyorum. Düz örgümü örerek. Şimdi bakınız tam ortadaki topum bir yanındaki boş kalacak. Hemen onun yanındakini topumu çalışacağım. Yani şöyle görelim bakınız topumun tam ortadaki yanı boş kalacak sağ tarafı ve ben bu ilmeğime çalışıyorum. Alıyorum. Yine bir tane düğümümü atıp uzatıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 5 yeterliydi tek seferde çekiyorum sıkıştırıyorum ve şişime takıyorum ve ön tarafa şöyle alıyorum ve bir tane örüyorum yanındaki bir ilmeği boş örüyorum bir önceki top çıkardığım ilmeğimi örüyorum onun yanını boş örüyorum ve hemen diğer ilmeğimi Topumu çıkarmak için şöyle hazırlıyorum. Tığıma girdim. Bir düğümümü attım. Umarım siz de zevk alıyorsunuzdur arkadaşlar. Ben çok severek örüyorum. Hoşuma gidiyor bu modelim. Ve ortaya çıkan güzellik. 2 3 4 ve 5. 5 defa da aldım. 5. Şu ipimi yarımladığım için alamadım. Çıkarıp da alıyorum. Çıkarıp da alabilirsiniz tabii ki. Tek seferde toparlayalım. Ama şuradaki potlu hoşuma gitmedi. Ben onun için pot olmasını istemiyorum. Ve yeniden sarmayı istiyorum. Böyle hoşunuza gitmediği zaman yeniden sarabilirsiniz. 2 3 4 5 Baştan her şeyi düzeltmek daha rahat çekiyorum, kapatıyorum ve şişime takıyorum ve çiçeğimi oluşturdum. Ön taraf, aradakilerini düz örüyorum. Bakın bu şekilde. İkili çiçeğimizi son kez kurduk. Yine kesme işlemindeki ilmeklerimizin yerini değiştirmeye geldi. Sağ tarafıma yatırıyorum. İkisini birlikte alıp bir artıyorum ve ilerliyorum ikinci çiçeğimizi yapmaya doğru çiçeğimin yanına kadar örerek geldim bakın ortadaki topum yanını boş bırakıyorum hemen yanına girerek örmeye başlıyorum tığımı çapraz girdirdim bir düğümümü atıyorum ve başlıyorum sarmaya 1 2 3 4 ve 5 alıyorum kapatıyorum şöyle sıkıştırıyorum bakınız takıyorum şişime bu sıramızda iki top yapıyoruz onu unutmayalım lütfen ön tarafa doğru aldım hemen yanındaki ilmeğimi ördüm bir alt sıradaki topumun üzerindekini ördüm ve topumun yanındakini boş ördüm ve yine buradaki bölüme top çiçeğimin topunu öreceğim 1 2 3 4 5 Tek seferde çekiyorum. Şöyle kapatıyorum ve takıyorum. Evet, ikinci çiçeğimizi de yaptım. Diğer kalan bir çiçeğimi de sizlerin yapacağına ben inanıyorum şöyle zaten yatan bölümümüzü ajurumuzu ve sağ yatış kesmemizi yapıp çiçeğimizi yine iki tane top çıkararak örelim arkaya da ters ördükten sonra yeniden ön yüzle birlikte olalım arka sıradan da örgülerimi ters örüp geldim yeniden ön yüzdeyim şöyle gördüğümüz gibi sadece bir tane topumuz kaldı bu da şu ortadaki bu üç tane topumuzu ördüğümüz aynı yere yapacağımız topumuz olacak ve çiçeğimiz bu şekilde tamamlanacak. Evet şimdi bu son topumuz için başlayalım. Arkalar aynı olduğu için arkalarda vakit kaybetmek istemiyorum. Zaten ayrıntılı yapalım diye epeyce bir vakitimiz oldu. Şöyle arkalar zaten ters. İlmeğimi yine bir önceki ilmekle yerini değiştirerek örüyorum. Bir tane artışımı yapıyorum ve devam ediyorum. Son topumuzu örmek için hızlıca şöyle düzlerimizi örüyoruz. Topumun bulunduğu noktaya yaklaştım. Bakın tam ortadaki şuradaki ilmeğimizi yapacağız bakın. Hemen tığımı alıyorum. Yine aynı şekilde 5 defa da sardım. 1 toplarımı örmeye başlıyorum. 2 3 4 ve 5. Tek seferde çekiyorum. Sıkıştırıyorum ve tığıma yani şişime takıyorum. Ve şöyle öne alıyorum ve devam ediyorum. Şöyle biraz ilerledikten sonra bakalım. Kesme işlemindeyiz. Ilmeklerimi sağa yatırmak için ben yön değiştiriyorum. Sağ yatırıyorum. Bir artışımı yapıp düz örüyorum ve topuma doğru ilerliyorum. Ama burada çiçeğimin son bitmiş halinde bir görmek istiyorum. Bakın ne kadar hoş oldu. Çok tatlı oldu. bebeklerimizin başında çok hoş duracak. Evet ikinci topumuzu da yani buradaki çiçeğimizi de birlikte yapalım. Sonu siz. Yaparsınız. İlk model kurulumumuzda üç tane çiçek topumuz oldu. Tam ortadakini yine alıyorum. Buradaki çiçeğimi de yaptıktan sonra kaydırmamı, çiçeğim topunu tekrar kaydırmamı yapıp arka yüzden örelim ve yeniden görüşelim. 3 top çiçeğimizi örerek tamamladım. Arkasından ben bir sıra terslerimi de ördüm, geldim ve bu şekilde çiçeğimizin ilk sırasını kurduk. Şimdi modelimiz kaydırmalı bir modeldi. İkinci kez modelimizi kuracağız ama öncesinde bir sıra boş gidip geleceğiz. Boş gidip gelirken yine burada artma ve eksilmemizi yapacağız. Yani şuradaki 1, 2, 3, 4, beş tane olan ajur deliğimizi 6'ya tamamlayacağız. Burada işlemimizi yapacağız. Burayı tamamen düz öreceğiz. Yine burada işlemimizi yapacağız. Ön yüzde arkadan ise ters örüp geleceğiz. Sadece buradaki ajur deliklerimizi 6'ya çıkaracağız. Şöyle tuttuğumuz zaman şapka görünümünde bakın. Evet şimdi bir sıra düz bir sıra tersimiz ördükten sonra kaydırma yaparak modelimizi ikinci kez kuracağız. Kurduktan sonra yapımı oldukça kolay kendiniz gayet rahatlıkla yapabilirsiniz. Aynı işlemlerimizi aynı sırayla devam ettireceğiz gördüğümüz şekliyle. Evet kaydırma işlemimi yaptım ve altıncı deliğim için bir tane arttım. 1, 2, 3, 4, 5 ve bu altıncı delik. Sonra bütün ilmeklerimi diğer e, olduğu yere kadar yani bu delikli bölüme kadar düz örüyorum. Çiçeğimin üzerinde de bakın düz örüyorum. Bir sonraki çiçeğimizin yeri farklı olacak. Evet, kesmiş olduğum ilmeğim ve bir öncesi ilmek her ikisini sağ tarafa şöyle yatırıyorum ve bir artışımı yapıyorum. Sona kadar örüyorum. Arkadan da ters örelim ve sıra başında yeniden birlikte olalım. Arkadan ters yüzüm örerek geldim. Ön yüzdeyiz ve modelimizi yeniden kaydırmalı olarak kuruyoruz. İlk ilmeğimi örmeden boş alıyorum ve arkasından 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 düzümü ördükten sonra hemen topumu yapmaya başlıyorum. Bu kez topumuzla başlıyoruz bakınız. 5 1 tane boş ördüm. 5 tane düz ördüm. Ve 6. ilmeğimi şöyle girerek topumu örüp çiçeğimi başlatıyorum. Ve başlıyorum sarmaya. 1 2 3 4 5 defa sarıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Güzelce sıkıştırıyorum ve şişime takıyorum. Birinci topumu ördüm. Birinci topum 6 bakınız. Buradan 5 diye saydım ve 6. topumu yaptım. Ve devam ediyorum 7 diye saymaya. Bakın yandaki 7 topum 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane ördüm. 17 ile 18'i yer değiştirip sağ tarafa yatırıyorum. Yerlerini değiştirdim, yönlerini ve şöyle ilmeğimi yarımladığım için hemen düzeltiyorum ve sağ tarafa yatırıyorum. Ve hemen bir tane artıyorum. Bakın bir tane arttım. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Altıncıya topumu yapıyorum bakın ajurun hemen yanına. Alıyorum. İlk sırayı sonuna kadar birlikte kuralım. Bu kaydırmamızı da hiç kafanız karışmasın. beş defa doladım tek seferde çekiyorum sıkıştırıyorum ve örüyorum bu topumuz yani çiçeğimiz tomurcuğumuz altıydı boşaldığı için ben yeniden yapıyorum böyle kazalar olabilir hemen başlıyorum 5 defa sarıyorum 1 2 3 4 ve 5 sıkıştırıyorum ve bunu altıncı ilmek olarak takıyorum ve 6'dan itibaren saymaya devam ediyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ile 18'i yer değiştirip ilmeğimi sağa doğru yatırıyorum aynı anda örüyorum bir tane artış yapıyorum ve sayıyorum 1 2 3 4 5 6 ya yine çiçeğimizin ilk tomurcuğunu örüyorum ilk sırayı tamamen kurduğu Kuralım. Ondan sonraki sıralar zaten hepsi e, göstermekte nereye ne yapacağımızı sizi yormadan güzelce birlikte kuralım. İhtiyacı olan arkadaşımız ister, ihtiyacı olmayan arkadaşımız örmeye devam eder. Ama önemli olan kafanızı e, karıştırıp sıkıntı oluşturmamak. Birinci çiçeğimi ördüm ilmeğimi şöyle yine takıyorum. Bu 6'ydı. Sayıyorum. 7. Tomurcuğumuz 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 17 ile 18'in yerini değiştiriyorum. Sağ tarafa yatırıyorum ve bir tane artışımı şöyle şişimin üzerine yapıp saymaya yeniden başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6.'ya yeni topumu oluşturuyorum. Bu sıramızda 4 tane çiçeğim, çiçek topumuz olacak. 1 2 3 ve 4.'ü şimdi yapıyorum. Çiçek topumu ben yaptım ve sayıyorum. 6'ydı bu. 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15 ve 16. 17 ile 18'i yerine değiştirelim. Öne alıyorum sondakini. Ve bir tane artışımı yapıp bu son ilmeğimi kesiyorum. Ve bu şekilde modelimizi kurduk. Bakınız. Bütün ilmeklerimi arkadan ters ördüm ve ikinci toplarımı yapmak için hazırım. Birinci ilmeğimi örmeden boş alıyorum ve sıradan ilmeklerimi örüyorum. Topumun yanındaki ilmeğe kadar örüyorum. Bakınız topumuzu ördüğümüz ilmeğimiz yanındakini boş bırakıyoruz ve hemen yanındakine ikinci çiçek topumuzu örmeye başlıyoruz. Yani toplamda kenarda boşumuzla birlikte 4 tane ilmeğimiz oldu. Giriyorum. Topumu buradan örmeye başlıyorum. 3, 4 ve 5 defa sardım, tek seferde çekiyorum, sıkıştırıyorum ve şişime takıyorum. Ve ön tarafı aldıktan sonra bir tane örüyorum. İkinci diğer topumun tepesini örüyorum ve bir tane daha örüyorum. Çiçeğim topumdan sonra üç tane örüyorum ve hemen yanındaki ilmeğime de girerek ikinci topumu başlatıyorum. Bir tane şöyle zincirimle düğüm atıyorum ve 5 defa sarıyorum. 2 3 4 5 çekiyorum akıyorum şişe. Evet. Öne aldıktan sonra saymaya hiç gerek yok. Sadece birinci sıramızda saymamız yeterli. Buradan sağa doğru yatırdığım ilmeğe doğru ilerlemekteyim. Sağa doğru yatırdığım ilmek ve bir öncesinin yerini değiştiriyorum. Ve hemen bir tane şişimin üzerine artışımı yaptıktan sonra diğer çiçeğimi örmek için topuma doğru ilerliyorum bakın topum tam tepedeki yanındaki yani ortadaki ile birlikte şöyle üçü boş kalacak hemen yanındakine ikinci çiçeğimizi yani topumuzu yapacağız bu şekilde örerek tamamlayalım çiçeğimizi aynı işlemlerin tekrarıyla tamamlayıp hem ajurlarımızı hem çiçek toplarımızı oluşturalım sonrasında yeniden birlikte olalım Çiçeklerimi ikinci kez kurarak tamamladım. Şimdi buradaki e, artışlarım altı tane olacaktı. Bir sıra daha düz örüp 6. ajurumu da yapıyorum. Çiçeğimiz bitti. Sadece ajurumuz için bakın 1 2 3 4 5 tane deliğimiz var. 6. deliğimizi de birlikte yapalım. Ön yüzden çalışıyorum. İnşallah çok rahat yapmışınızdır buraya kadar. Yine de herhangi bir takıldığınız e, bir yer olursa videonun altına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yine bakın burada toplarım yok ama şöyle ilmeğimi kaydırarak bir tane artışımı yapıp 6. ajurumu da yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 ve 6. Aradaki düz örgülerimin tamamını örüyorum. Bitişe doğru artık yaklaştık bir tane daha ajuru birlikte yapalım altıncı ajurumuzu benim çok hoşuma gitti inşallah sizler de beğenmişsinizdir farklı yerlerde de bu çalışmamızı modelimizi kullanabilirsiniz öne aldım ve bir tane artışımı yaptım altıncı ajurumu da yine tamamladım sona kadar ajurlarımızı yaparak ilerleyelim Ajurumun sayısını 6'ya tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 6 tane düz örgü sırası ördüm. 3 tane sıra önden, 3 de arkadan toplamda 6. A. Tıpkı burada başlangıçta olduğumuz gibi 6 sıra düz örgümü tamamladıktan sonra şapkamın ön kısmına çalışmaya hazırım. Şapkamızın önünde duran bu kıvrımlı güzel yeri şu anda başlatıyoruz. Bütün ilmeklerimizi 2 olarak örüyoruz. Bir defa bir tane başlangıç ilmeğini tek olarak şöyle çekiyorum ikinci ilmeğimi önce alttan bakın önce ilmeğin içinden değil altından sonra ilmeğimin içerisinden örüyorum ve bütün ilmeklerimi aynı şekilde örüyorum sıradaki ilmeği önce alttan sonra içinde sıradakini önce alttan sonra şişe takılı olan bölümünden alttan şişe takılı olan yerden alttan şişe takılı olan bölümden düz örüyorum haroşasına ters ören arkadaşlarımız ters olarak örsünler her bir ilmeği ikişer ikişer örelim ikişer ikişer ilmeklerimizi örerek sona kadar geldim son iki ilmeğim kaldı sondan bir önceki ilmeğimi de yine iki defa örüyorum şöyle yarımlandığı için düzeltiyorum Önce altından alıyorum. Sonra içerisine girip örüyorum. Son ilmeğimi ise ters örüyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Burada bütün ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Çünkü haroşa örgü olacak. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Ve sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın örgümüzün arka yönü fakat düz örüyoruz. Haroşa örgüye ulaşmak için. İstediğimiz kalınlık ulaş a, olana kadar hem önden hem arkadan düz örelim. İstediğimiz ölçü olunca yeniden görüşelim. Bakın ön tarafa haroşamı düşürdüm. Çok düzgün oldu. 4 diş haroşamı ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve kesme işlemini yapıyorum. Yeterli oldu 4 diş. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi yine düz örüyorum. Birinci ilmeğimin içerisinden geçirerek kesiyorum. Bütün ilmeklerimizi önce örüyoruz. Sonra sağ şişimdeki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Bakınız önce örüyorum. Ve şişimdeki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Ve birer birer kesiyoruz. bütün ilmeklerimizi aynı şekilde keselim. Şöyle görelim bakınız. Tamamlandığında çok hoş olacak. Bir tane daha keselim. Önce örüp sonra kesiyoruz. İsterseniz farklı bir yöntem daha var. Onu da yapabilirsiniz. Kestiğimiz ilmeği şöyle takıyoruz. İçinden geçirmekte zorlanan arkadaşlarım için her ikisini aynı anda ölüyoruz Şöyle ipimi yarımladığım için yeniden almak istiyorum ikisini de alıyoruz. Bakın. Takıyorum. Önce örüyorum. Ördüğümü şişime takıyorum. İçinden geçirmekte zorlanan arkadaşlarım için de bu da güzel, kolay bir yöntem. Şişime tekrar takıyorum. Bir sonraki ile birlikte örüyorum. Şişime takıyorum. Bir sonraki ile birlikte örüyorum. Şişime takıyorum. Hangi yöntemi kullanırsanız Hangisi daha rahat gelirse onu kullanarak tamamlayabilirsiniz. Her ikisi de aynı görülmekte. Bakınız. Son ilmeğimi örüyorum. İçerisinden geçiriyorum ve bir tane şöyle rahat düğümüm alıyorum. İpimi buradan kesiyorum. Şişimi şöyle kurtarıyorum ve tekrar sıkıştırma işlemimi yapıyorum ve şöyle şişimi kenara alıyorum ve şapkamın önden görünümüne bakıyorum ne kadar güzel kavramlı kavramlı bakın şimdi dikme işlemimizi yapalım ben dikmek yerine şöyle tığımla birleştirmek istiyorum ama sizler iğne ile dikebilirsiniz nasıl kolayınıza gelirse ben şu şekilde tığ birleştirmeyi tercih ediyorum Burada nereden itibaren birleştireceğiz? Bakınız 1, 2, 3, 4, 5 tane dişimiz vardı. 5 tane dişimizin olduğu yerden başlayıp bu aşağıdan başlıyoruz. Şöyle görmenizi istiyorum tekrar. 5 tane diş haroşa örmüştük. Bu şapkamızı artışlarımızı yaptığımız bölümde 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5'in olduğu yeri birleştirmiyoruz. Aşağıdan artışlarımızı yaptığımız yelpaze bölümünden karşılıklı birbirine birleştiriyoruz. Uç kısımdan başlayıp iç kısma doğru gidiyoruz. Yani dıştan içe doğru gidiyoruz. Şuradan birleştirmeye başlayalım. İğneme ipimi taktım ve hemen dikmeye başlatıyorum. 1 2 3 4 5 artışları yaptıktan sonra 5 diş haroşa örmüştük. Bu artışlarımızın bulunduğu noktadan itibaren dikeceğiz. 5 diş haroşa aşağı kısımda kalacak. Bakın 1 2 3 4 5 hemen 5. dişin tepesine iğnemi batarak ipimi geçirdim. Tam karşılığındaki bölüme yine aynı şekilde geçireceğim. 1 2 3 4 5 şu kısımdan geçiriyorum bakın 5'in ucundan geçirdim. ve yukarıya doğru dikişimizi yapıyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru en güzel şekilde dikiyoruz. Karşılıklı. El becerimize göre dikelim. biraz içten alıyorum üste çıkarıyorum. Bu tarafta bu şekilde alarak dikiyorum. Yukarıya doğru karşısına şöyle kenarları içe bakın alta bastırıyorum. Ve i̇lmeklerimizi birleştiriyoruz. uç kısımlar alta bastırıyorum sıkıştırıyorum tepe uç noktasına kadar dikişimi devam ettiriyorum tepeye geldim batıyorum iç tarafa geçip buraya düğümümü atıyorum Düğümü attıktan sonra şöyle biraz tığımı yani iğnemi batırıp şu ileri doğru geçiyorum ve buradan ipimi kesiyorum. Şimdi ilmek çıkararak ense kısmını ve bağcık kısmını çalışmaya başlayalım. Uç kısımdan ilmeğimi toparlamaya başlıyorum. Şöyle son ilmeğimizin bulunduğu yerden tığ şişimi başını girdirdim. Bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Tabii şişte almak biraz Zor olabiliyor. Buraya önce şöyle düğümümü atıp bağlıyorum. Tabii tığ ile de çalışabilirsiniz ama ben şişle göstermek istiyorum. Buraya düğümümü attıktan sonra yine aynı yere giriyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. İlk ilmeğimi çıkardım. Bakın önce düğümümü attım. Sonra ilmeğimi çıkardım. Sonra bir ileriye geçiyorum. Bir tane daha ilmeğimi çıkarıyorum şekilde ilerliyorum haroşalarım içinden ördüm sonra düz örgümün içine geçiyorum bakın kenar örgüsünün şöyle içerisine batıyorum hepsini aynı yerden alıyorum hemen buraya batmıyorum biraz daha ileriye batıyorum çok sık olmasın aynı yerden alarak ilerleyelim aynı hizada demek istedim görünümümüz güzel olsun. ve biraz ileriye geçiyorum. İlmeklerimi çıkararak diğer uç noktaya kadar geldim ve buradan bağcık kısmı için ilmeklerimi artmaya başlıyorum. 1. Burası bağcık olacak. 2 3 4 istediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tek tek saymayı 40 tane olana kadar ilmeklerimizi alalım. 40 tane ilmeğimi de buradan çıkardım. Şimdi bu uçtan başlayıp diğer uca kadar düz yönden ilmeklerimi örerek ilerliyorum. Haroşa yapacağız. İlk ilmeğimi şöyle ördüm. Şuradan arkadan girersek daha rahat öreriz birinci ilmeğimi çıkardım. şöyle iplerimi yarımlıyorum şişimi takıp yarımlamadan almaya gayret ediyorum Evet birinci ilmeğimi ördüm sırası ile düz örüyorum sona kadar bütün ilmeklerimizi örelim çıkardığımız ilmeklerimizi şapkamızdan çıkardıklarımızda dahil diğer uca kadar birer birer düz örüyorum Bütün ilmeklerimizi bu kısma kadar örerek geldim. Şimdi diğer uçta 40 tane ilmek artırmıştık. Bu ucumuzda da 40 tane ilmeğimizi artırarak bağcığımızı bu uca da yapıyoruz. 2, 3, yine tek tek saymayayım. 4, 5, 40 olunca yeniden görüşelim. 6, 7, 40 tane ilmeğim oldu. Bu yönde de ördüm. Diğer yönde zaten bakınız şişimde örerek gelmiştim. Şimdi bunu da düz örüyorum. İlk şu şekilde alırsam ilk ilmeğimizi daha rahat olmakta. Birinci ilmeğimi aldım ve sonra diğerlerini de düz örüyorum ve kaç diş olmasını istiyorsa karışığımız yeterli olana kadar önden ve arkadan düz örüyoruz şapkamızda haroşalarımızı örerek ilerledim 3 diş haroşam oldu şimdi kesiyorum daha fazla olsun istemiyorum kenardan kesmeye başlıyorum İlk ilmeğimizi örmeden alalım ikinci ilmeğimizi örelim sonrasında içinden geçirelim önce ilmeğimi örüyorum diğerinin içinden geçirerek kesiyorum ya da ilmeğimi takıyorum ilmeğimi yürüttüm ve bir sonraki gelen ilmekle birlikte örüyorum tekrar ördüğümü şişime takıyorum her ikisini kesiyorum hangisi kolayınıza gelirse o şekilde keserek tamamlayalım bağcıklarımı ördüm en son kesme işlemini yaptıktan sonra ipimi iç kısma doğru bakınız şöyle haroşamın ikincisinin içerisinden gizleyerek tamamladım ve artık bu şapkamız kullanıma hazır hale geldi Şöyle görelim. Şimdi bir de bebeğimizin başına giydirerek bakalım son duruşuna. Evet sevgili arkadaşlar bebeğimin ben başına giydirdim. Şöyle görmenizi istediğim için çok tatlı oldu. Umarım sizler de beğenir. Sizler de bu güzel çalışmamızı yaparsınız. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.